Evet, pıt 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 pıt. Tolgacığım seninle başlıyoruz. Hazırlan bence sen de. Sesini evet. Tamam. Ben hazırım hocam. Tamam o zaman. Evet başlayalım hadi. Evet. Sendeyiz. Hazırım. Belki bir kurtuluş var. İkimiz için de bir kurtuluş. Evleneceğiz. Seninle ha? Ben. Sen ve ben. Evleneceğiz öyle mi? Sen delirmiş olmalısın. Senin aklından geçen ne ya? Ha dur. O adi arkadaşlarınla bir iddiaya girdin değil mi? Ya ne saçmalıyorsun sen? Bu teklifi senin düşündüğün için yapıyorum. Yani seni kurtarmak için yapıyorum. O manyak baban seni gidip başka biriyle evlendirmesin diye yapıyor. Sana sahte bir evlilik teklif ediyorum. Hiç güleceğim yoktu. Benim içinmiş. Bırak palavrayı. Derdin ne onu söyle. Benimle evlenince eline ne geçecek? Tolga. Tolga. Tolga hadi abi hadi. Öf pardon hocam bir dalgınlık var. Sonra bir dikkatim dağıldı biraz. Olur. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Tamam devam ediyorum. Bu şirketle ilgili mesela. Benimle bu evlilik oyununa, aşk oyununa var mısın? Bunu söylediğime inanamıyorum ama... varım. Nasıldım? Vallahi Asya'cığım şöyle söyleyeyim sana. Gerçekten... Birazcık duygular içi şeydi. Sıkışıktı yani. Değil mi hocam? Nasıl yani? Yani sir, duygular diyorum yani. Bir kreşento yoktu, denge yoktu. Ya sen ne diyorsun? Ne diyorsun sen ya? Sen bir sakin olur musun? Bir rolden çık. Rolde falan değilim ben. Sadece senin ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Ben işimizin iyiliğini istediğim için bir yorumda bulunuyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Değil mi hocam? Yanlış mı söyledim? Yani Tolga'cığım şimdi ilk okumaya göre gayet başarılıydı değil mi? Ha? Anladım hocam. Sizi anladım da hani... Şimdi Bahri Bey'in de beğenmesi çok önemli ya hocam. O duygulara çok önem verir, baskın olmasını ister. Duyguların açığa çıkmasını ister ya. Onun için dedim ben. Sizi düşünün. Evet, doğru. Asya'cığım, şimdi Bahri abi duygular çıksın ister, tamam mı? Şimdi baştan alıyoruz, tekrar baştan alıyoruz. Ama bu sefer sıkıştırmıyoruz, tamam mı? Sıkıştırma yok. Köpür köpür köpürtüyorsun bu sefer. Köpür köpür köpürt, tamam? Tamam. Düşürmüşsün papucunu gece yarısında. Seve seve yürüdün yolları. Bir de bakmışsın kalbin ışıklar altında. Aşk oyun bozan mısın? Beni arar mısın? Bir yıldız gibi doğuyorum az sonra. Asya'cığım şimdi de... Yani çok kıstın ama bunu bir ortası var tamam. Bunu böyle biraz daha böyle yükselsen, köpürtsen... Tamam yeter ya yeter. Yani bir karar verin bana somut bir şey söyleyin. Bir öyle bir böyle bir öyle bir olmaz. Tamam bir dakika sakin ol. Senin karşında hocam var. Senin karşında bir meslek büyüğün var. İkimiz de yıllarımızı verdik bu işe. Böyle saygısızlık yapamazsın. Yani bizim tecrübemize saygı diyor. Birazcık yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ya benim ilk okumam iyi değil miydi? Bu abuk subuk şeyler söyledi. Benim kafam karıştı.
çorbaya döndü ya. Biraz sakin olman gerek. Ya hocam siz de bir şey söyleseniz Allah aşkına. Yani adaletli olun biraz. O ne derse onu yapıyorsunuz arkadaşlar. Siz de bir şeyler söylesenize. Elinizi şu vicdanınıza bir koyun. Görmüyor musun ya? Görmüyor musun? Bir söyleyin. Yeter! Bir bana bir hocaya, bir bana bir hocaya. Ben bu kadar saygısızla gelemem. Bu ne ya? Acemi acemi gelmiş işte bize artistlik yapacak, bizi azarlayacak. Kusura bakmayın hocam. Ben bu kadar saygısızla gelemem. Daha dün başlamışsın işte bizi azarlayacaksın. Yok ya. Ben gidiyorum.